Ege Türk TV İstanbul stüdyolarından herkese merhabalar. Yerel seçimlere doğru CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım. Öncelikle yoğun bir gündeminizden bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Siz de konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu arada hemen şöyle bir sizin soruları hazırlarken şöyle bir baktığımda 40 yıldır Şişli'de yaşadığınızı görüyorum. Evet. Ne güzel, Şişli'nin içinden Şişli'yi bilen, Şişli'yi yaşayan bir kişi olarak size aday olarak görmeniz. Ben de tabii Şişli'de oturan bir kişi olduğum için şimdi 30 yıldır da siyasetin içinde olduğunu görüyoruz. Yani belki sizi bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için 30 yıldır siyasetin içinde olduğunuzu özellikle belirtmek istedim ve mali müşavirsiniz ve ilçe başkanlığı yaptığınızı görüyorum ve ama adaylığınız biraz geç açıklandı. Yani Şişli tabii çok önemli bir bölge ve çok bekledik kim aday olacak, herkes tabii için bir merak konusuydu ve biraz isterseniz bir aday olma sürecinizle başlayalım. Yani sizi aday olmaya iten sebep neydi? Mali müşavir olduğunuz için elimdeki broşürde Şişli Belediyesi'nin bütçesini Şişli'nin ihtiyacını karşılamak için yola çıktık demişsiniz. Bu muydu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki sadece o değil, o gerekçelerden bir tanesi. Ben gerçekten 40 yıldır burada yaşıyorum. Burada evlendim, çocuklarım burada doğdu, torunum burada doğdu. Ben de hemen yanı başınızda komşunuzum, 25 yıldır da Merkez Mahallesi'nde oturuyorum. Daha önce de Nişantaşı'nda oturdum. Ve Şişli'nin gerçekten hem gece hem gündüz problemlerini bilen biriyim. Bir muhtarım söylemişti yani ne güzel bizim bir gece de bizim ilçemizde uyuyan bir belediye başkanımız oldu diye, aday oldu diye. Ben bir kere Şişli'yi çok uzun yıllardır yaşadığım için Şişli'de neler yapılması gerekir diye bir hayalim vardı. O hayalleri gerçekleştirmek, aynı zamanda tabii ki bir mali müşavir olarak da bir bütçenin ne olduğunu, harcamalar kalemlerinin ne olduğunu ve neler yapılabilirse daha verimli işler yapılabilir, bunları bilen biri olduğum için belki konuşmamızın içerisinde başka gerekçelerim de var. Onları da ifade edebilirim. Ama şundan bütün Şişli'de yaşayan yurttaşlarım ya da Şişli'ye yolu düşen yurttaşlarım bilsinler ki 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muammer Keskin hem yereli çok iyi bilen bir aday hem de 1 Nisan'dan sonra göreve geldiğinde herkese eşit, adil, şeffaf davranacağını ve davranacağımı buradan sizin aracılığınızla bütün yurttaşlarıma da ifade etmek isterim. Evet, peki şimdi geçenlerde özellikle tam seçim tabii zamanında bir çöp sorunuyla gündeme geldi Şişli. Evet. Bütün medyada, haberlerde, sosyal medyada. Tabii işçilerin bize maaşının ödenmediği söylendi ve tabii herkesin kafasında şöyle bir soru. Neden şimdi? Yani böyle bir sorun neden şu anda çıktı? Yani bu sorunun altında başka bir şey var mıydı? Şöyle söyleyeyim, birincisi bir kere emekçiler açısından baktığınızda talepleri haklı taleptir. Yani ücretinizi, siz burada çalışıyorsunuz, ücretinizi alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir müddet dayanabilirsiniz ama bir müddet sonra dayanma şansınız yoktur. Çünkü sizin de sorumluluklarınız var, aileniz var, geçimli. Emekçi kardeşlerimi bir tarafa bırakıyorum. Onların bir lirası dahi gecikmemeli. Net yani. Burada bizim kabahatimiz, siyasetçilerin yöneticiler. Burada Şişli'de grev olacak konumda bir hak arayışı mıdır? Orada bizim de tereddütlerimiz var. Şimdi, neden şimdi? Evet, hem neden şimdi hem şöyle söyleyeyim bakın. Burada gerçekten 39 belediyemiz var. Hakkaniyet ölçülerinde baksınlar. AK Parti'nin belediyelerine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine. Bir ücret skalalarına baksınlar. Bir de bugüne kadar bizim dışımızda başka belediyeden kaç aydır ücret alamayan işçilerin olduğuna baksınlar. Eğer böyle bir hak hukuk açısından baktığınızda bunun bir değerlendirmeleri lazım. Emekçiler de değerlendirmeli, diğer kesimler de değerlendirmeli. Niye değerlendirmeli? Çünkü tam seçime bir ay kalmış. İşçi kardeşlerim yapmış olduğu demin söylediğim gibi ücretleri için hak talepleriyle ilgili asla bir şey söyleyemeyiz ve %1500 haklıdır. Ama bugün konjonktüre baktıkları zaman bunu onların takdirine bırakıyorum. Hem yurttaşlarım takdirine bırakıyorum hem onları işçi kardeşlerim takdirine bırakıyorum. Ben burada zaten bu işin sorumlusu ben değilim.
Yani şu anda şunu diyebilir yurttaşlarımız ya da başkaları. Ya sizin partiniz. Evet. Ben de diyorum ki sadece bizim partimizden bakmayın. Bütün işçi hakları açısından 39 belediye olarak yatırsın bugün havuz medyası her gün bunu yazıyor. Gitsin yanı başımızda Kağıthane Belediyesi kaç aydır ücret alamıyor. Beyoğlu'nda durum nedir? Baksın ondan sonra gelsin desin ki ya hakikaten haklısınız siz işçileri mağdur ediyorsunuz. Şimdi bir takım arkadaşı bakın şu anda grev yapma hakları da yok ayrıca. Direniş yapabilirler, işi azaltabilirler. İşi evet. Yani bu haklarını kamuoyu oluşturmak için bunları yapabilirler. Ama hem DİSK Genel Sendikası yöneticilerine buradan şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hem İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan, Doktor Canan Kaftancıoğlu, hem Anakent Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, hem de partimizin siyasi temsilcisi, başkan yardımcıları bu işin çözülmesi için olağanüstü çaba sarf ettiler. Ben de buradan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak işçi kardeşlerime, emekçi kardeşlerime şunu söylüyorum. Ben 1 Nisan'da belediye başkanımız olacağım. Bu sorunlar benim sorunum. Ben çözeceğim bu sorunları. Bu sorunları çözmezseniz iş yapma şansınız yoktur. Ayrıca emeğiyle geçinen emekçi kardeşlerimin ücretini kimse geciktiremez. Geciktirmemeli. Bütün her tarafı durdurup bu haklarının bir an önce ödenmesi gerekir. Geriye döndüğümde sizin sorunuz da bu bir manipülasyondur. Hiç tereddütüm yok. Kimin yaptığı da önemli değil. Buna alet olan arkadaşlar şunu bilsinler ki, bakın bizim bir aşevimiz var belediyenin. Bu aşevi yoksullara, kamu kurumlarına ve kreşlere, çocuklarımıza yemek gönderiyor. Bütün belediye birimlerine cenazeniz var, cenazeye araba gönderiyoruz. Arabalar dahil olmak üzere. Aşevi ne kadar? Bunların hepsini grev kapsamı içerisine alıp da bunu haklı bir nedenmiş gibi göstermeyi doğrusu emekçi kardeşlerime de yakıştıramam. Onları temsil eden sendikacı arkadaşlara da yakıştıramam. Yol yakınken bunu dikkate alsınlar. Ama geri dönüyorum tekrar bunu şu cümleyle kapatayım. Emin olun ki bu sorun işçiler haklıdır bu direnişte. Ama grev değil bu. Direniş göstermeleri, kamuoyu oluşturmalılar. Burada hiçbir sorun yok. Ben Muammer Keskin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak onlara söz veriyorum. Ben geldiğimde en kısa zamanda bu sorunu çözeceğim. Evet. Zaten zamanlama olarak herkesin kafasında tabii böyle bir soru mutlaka ki oluşmuştur diye düşünüyorum. Neden böyle bir zamanlama, neden bu sorun şimdi çıktı? Aynen. Zaten siz de cevaplarınızdan anladığımız üzere biraz tabii ki zamanlama büyük bir hataymış. Ama hatta her zaman onların takdiri. İşçinin yanında olduğunu vurguluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben Şişli Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimin çoğu beni tanır. Geçmiş dönemde bu direnişe geçmeden önce de onlara bir konuşma şansım oldu. Evet. Tekrar gideceğim, tekrar konuşacağım onları. Bilsinler ki ben de Ekrem İmamoğlu da Anakent Belediye Başkanımız bu sorunun çözülmesi için ciddi çaba sarf ettiğimizi bilsinler. İkincisi, ben zaten genel iş kökenli bir siyasetçiyim. İlk iş hayatına İstanbul Belediyesi'nde başladım. 10 yıl genel iş sendikasının çeşitli kademelerinde görev yaptım. Dolayısıyla ben bir genel işçiyim. Ben bir diskliyim. Diskin bu sendikanın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmış bir arkadaşlarıyım. Benim onun aksini o olayın aksine bir şey söylemem zaten benim dünya görüşüme aykırı. Dolayısıyla emekçi kardeşlerimiz gönlü rahat olsun, sakin olsunlar, manipülasyonlara katılmasınlar, tahriklere kapılmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı da siyasi kadroları da bu işin çözülmesi için çaba sarf ettiklerini bilsinler yeterlidir. Şimdi İstanbul Şişli'deyiz ve tabii çok önemli bir bölge. Şimdi baktığımız zaman adaylar daha açıklanmadan önce tabii baktığımızda adaylar da açıklandığında daha doğrusu CHP'den DSP'ye çok fazla bir geçiş var. Ama tabii İstanbul önemli bir bölge ve daha öncesinde doğal olarak CHP'de Türkiye başkan seçilen Sarıgül'ün düşündüğümüz zaman DSP'den aday olması bütün Şişlilerde şöyle bir soru uyandırdı. Acaba oylar bölünecek mi? Bayraklara baktığımız zaman inanılmaz derecede tabii biz de burada stüdyolarımız da burada olduğu için hatta siz yayına gelmeden önce arkadaşlar rejideki arkadaşlarla konuşurken neden hiç CHP'nin bayraklarını göremiyoruz dedik.
neden böyle diye bir soru işareti oldu. Sizce oylar bölünecek mi? Böyle bir yani bu konuda sahada olduğunuz için daha ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir ikiye ayırmak gerekir. Bir Cumhuriyet Halk Partisi burada açık ara önde olan bir parti. Şişli demokratların ve çağdaş insanların yaşadığı bir kent. Dolayısıyla bizim bundan önceki seçimlere baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle yurttaşlarımız oy kullandığında açık ara Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday kimse ona oy vermiş. Ben Cumhuriyet Halk Partililerden bir ricam var. Aday olmak herkesin hakkı. Aday olmadığın zaman partisini değiştirenleri tanıması gerekir. Çok açık net söylüyorum bunu. İki, Cumhuriyet Halk Partililer asla oylarını bölmeyecekler, böldürmeyecekler, bir bölen olmayacaklar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ben olmasaydım, başka bir arkadaşım olsaydı 3 gün üzülürdüm, 4. gün benim arkadaşımın seçilmesi için partim kimi gösterdiyse, yöntemi tartışabiliriz. Uygundur değildir diyebilirsiniz, yanlış yapıldı diyebilirsiniz, geç kaldı diyebilirsiniz. Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Biz seçime odaklanmışız. 1 Nisan günü Şişli Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak koltukta ben oturacağım. Bunu herkes bilsin. Ben derken kendi şahsım üzerinden söylemiyorum. Şişli'de yaşayan yurttaşlarımı tanıdığım için, Şişli'de 40 yıldır yaşayan, 30 yıldır siyaset yapan biri olarak söylüyorum ki Şişli'nin yabancısı değilim. Şişli'de ben de sokağa çıktığımda her sokakta bir tanıdığıma rastlayabilirim, rastlıyorum ve onların vermiş olduğu taktikler ve onların gözlerine baktığımda da ben kendimi bir belediye başkanı olarak görüyorum. Şişli yurttaşlarım, yani CHP'li yurttaşlara bunu söyleyebilirim. Diğer, ister AK Parti'ye, ister DSP'ye, ister İYİ Parti'ye, ister Saadet Partisi'ne, ister HDP'ye, ister de başka bir siyasi partiye oy veren yurttaşlarım da şunu iyi bilsin ki, onların oylarına da talibim. Onların oylarını da alacağım ve onlara da 1 Nisan'dan 1 Nisan'a kadar, 31 akşamına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetiyle bir strateji geliştiriyorum ve o istiyorum. 1 Nisan'da Şişli'de yaşayan veya Şişli'de yolu geçen, bakın gece nüfusumuz 274 bindir Meltem Hanım, gündüz nüfusumuz 3 milyon 4 milyondur. Şişli'de yolu geçen yurttaşlarımız için de onların da belediye başkanı olacağım. Gece burada uyuyan 274 bin kişinin de belediye başkanı olacağım. Bundan hiçbir şüpheleri olmasın. Yani oylar bölünmesin diyorsunuz ve tabii herkes partisine sahip çıksın. Ciddi bir bölümü olacağını düşünmüyorum. Onu çok açık söylüyorum. Hayır, düşünmüyorum. Peki bu bayrak konusunda bayrak konusunda yani herkesin dikkatini çekiyor da o yüzden. Bayrak konusunda ben bayraklar önemli. Daha çok bizim kendi bütün siyasi partilerin üyelerini heyecanlandıran bir şeydir. Biz bir karar aldık kendi adımla söyleyeyim. Ekip arkadaşlarım da öyle bir karar aldık. Biz böyle çevreyi kirletmeden bir strateji geliştirip ona göre bayraklarımızı da afişlerimizi de ona göre asıyoruz. Ama üzülerek bir şey ifade edeyim ki biz bayraklarımızı asıyoruz. Yeterli düzeyde de asıyoruz. Bir kirlilik olmadan. Daha biz bayrağımızı asar aşmaz bir tim arkamızdan geziyor. Bizim bayraklarımızı kesiyor atıyor. Bunu siyaseten ahlaksızlıkla işler görüyorum. Bizden de biri yaparsa aynı görürüm. Bunu siyasilere sesleniyorum burada. Seçime giren 3 partiye sesleniyorum. Bunu belediye başkan adaylarının yaptırdığını asla düşünmem. İlçe başkanlarının yaptığını da düşünmem. Ama etrafındaki insanları lütfen denetlesinler, gözlesinler ve bu yapılan şey doğru değil. Yoksa bizim yeterli düzeyde mütevazi bir bütçeyle çalışıyoruz. Yeterli düzeyde de bayrak görsellerimizi asıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten 1 Mart'tan itibaren yani yarından itibaren daha bugün artık resmi şeyler başladı. Reklam ve ilan vermekle ilgili. Biz bugüne kadar da parti rozetiyle hiçbir şey yapmadık. Başka adaylar yaptı. Yapıyorlar. Ben Muammer Keskin olarak 1 Mart'a kadar yani düne kadar kendi adıma bir şeyler yapıyordum. Bugünden itibaren 1 Mart'tan itibaren de hem parti rozetimiz, logomuz hem kendi görsellerimiz parti amblemiyle birlikte sokaklarda göreceksiniz.
Evet. Şimdi anket peki yaptırdınız mı? Çok tabii kesin konuştunuz. Sahada tabii kişilerle birebir tabii temas halinde olduğunuzu görüyoruz. Evet. Herhangi bir anket var mı? Şöyle yani, söyleyeyim. Şu anda... Şimdi biz siz de baştan söylediniz. Yarışa geç başladık. Takdir edersiniz ki bu stüdyoyu kurana kadar bir altyapısı var. Tabii. Yani ertesi gün yayın yapmıyorsunuz burayı tuttuğunuzda. Bir altyapı oluşturuyorsunuz öyle. Bizi de öyle düşünün. Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak yani çok yakın bir tarihte adaylığım açıklandı. O günden bugüne kadar mutfağımız, ciddi bir mutfağımız var. Çok iyi bir çalışma yaptı. İyi bir çalışma ekibimiz var. Hem medyada, hem sosyal medya, dijital medyada, hem de görsel anlamda çok çok iyi bir, yani güzel çalışmalar yapan bir ekibe sahibim. Ve bunların hepsi de profesyonel çalışmıyorlar. Amatör ruhlu ama profesyonelce çalışıyorlar. Hepsine de buradan şükranlarımı iletiyorum. Tek tek isimlerini vermek istemem. Ama ciddi bir ekibimiz var. Ciddi işler yaptılar. Üretimlerinizi yakında göreceksiniz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla önümüzdeki süreci bu şekilde değerlendireceğiz. Evet. Peki şimdi İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri diyoruz, Şişli diyoruz. Tabii basında da gündemdeydi bu önemli ilçeler konusu biliyorsunuz evet. ki. Cumhurbaşkanımızın da gündemdeydi. Şimdi Şişli denildiği zaman herkesin aklına trafik, park sorunu ve yeşil alan geliyor. Doğru. Biraz projelerinize geçelim isterseniz. Sizce evet. Şişli'nin en büyük sorunu nedir? Bu otopark konusunda bir çalışmanız olacak mı? Trafik var. Konusunda bir çalışmanız olacak mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul'un genel sorunu Şişli'de can akıcı, evet. can yakıcı bir şekilde devam ediyor. Bu da trafiktir, otoparktır ve yeşil alandır. Bunlar 39 ilçede sondan ikinciyiz. Birincisi Bağcılar ilçemiz, ikincisi biz. Bağcılar böyle E5'e 6 arasında kalan bir yer. Bizim de etrafımızı siz burada oturuyorsunuz. Evet. İşte Doğatepe'de oturuyorsunuz. Hemen arkanızı yay gibi saran çok katlı binalar yapıldı. Evet. Bu çok katlı binaların bulunduğu yerler geçmişte bizim yeşil alanlardı, marul tarlasıydı. Yani aileniz belki büyükleriniz tabii, varsa. Ben 23 yıldır. Evet. Bu buralar deyim yerindeyse katledildi. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya biz bu şehre ihanet ettik. Evet, ihanet ettiler. Bütün belediyeler ihanet etti. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız söylediği çerçevede şey değil. Bizim açımızdan da baktığımızda çok özür dilerim. Hasta yayına böyle davet. Kusura bakmasın yurttaşlarım. Emin olun ki Şişli'yi yaşanmaz hale getirdi siyasiler. Bugüne kadar imar durumunu Şişli Belediyesi'nin verdiği yerlerde eğer imar durumunu halledemediyseler ana kenti aldılar. Anakent'ten halledemediyseler Çevre Bakanlığı'na aldılar ve bu şehir yaşanmaz bir hale geldi. Şimdi benim ve çalışma arkadaşlarımın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir iddiası var. Ben Şişli'de aday seçileceğim. Ekrem Bey de İstanbul'da seçilecek. Biz projelerimiz çok örtüşüyor, kafamızda çok örtüşüyor. Uyumlu bir şekilde Şişli'ye yönelik bu sorunları çözecek projelerimiz var. Ve çözüm önerilerimiz de şudur. Birincisi trafik benim çözeceğim bir şey değil. Evet tabii Büyükşehir yani, Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tabii. çözeceğiz. Ama otoparkta yine Ekrem Bey ekibiyle oturduk, çalıştık. Şişli'nin 25 mahallesi var. Bunun 14 mahallesinde 31 noktada 10 bin adetlik otopark yapacağız. Hemen. İşe gelir gelmez. Yani bu konuda 10 bin adet yeter mi buraya? Elbette yetmez. Ama en azından hafifletir. Yani sizin mahallede de var. Merkez mahallelerde de var, işte Teşvikiye'de de var, Nişantaşı'nda da var ya da Halide Edip'te de var. Otopark yapacağız bir kere. Yani 10 bin adetlik. Yeşil alanlarla ilgili bir çalışmamız var. Alan da kalmadı. Neresi? Evet, yeşil alan yok. Şu anda belediyenin şu mülklerini geldiğimde daha rahat görme şansım olacak. Envanterini çıkarttırıyorum. Bu envanterlerde gerçekten yeşil alan çocuk bahçesi ya da yurttaşlarımızın yararlanacağı bir alan becerebilirsek onların hepsini kullanacağım. Hepsini mutlak ama iyi bir şekilde değerlendirip bizim sınırlarımız içindeki bizi büyükşehri ilgilendiriyorsa büyükşehirle ilgili bu çerçevede bakacağım. İkincisi bizim burası çok eski bir şehir. Evet. Yani Osmanlı'dan bu tarafa gelen, tabii İstanbul'un ilk yıllarından beri
buralarda yaşam olan, özellikle Feriköy Kurtuluş mahallelerinde, bu mahallelerde şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. İki apartman arasında kalan bahçeler var. Şu anda arka bahçeler. Kullanılmayan, metruk ya da hiç kimse şey kullanmıyor. Biz bunları komşularımızla, apartman yönetimiyle, apartmandaki komşularımızla konuşacağız. Buraların yeşillendirmesini sağlayacağız. Ciddi bir rakamdır. 1,5 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyorum. En azından yeşili, oksijeni artıracak. Görünmez ama oradaki komşularımız kullansa bile çok önemlidir. Ama bugüne kadar Şişli'deki yapılan büyük yapılardan dolayı zamanında gerçekten müdahil olunsaydı bunların bir kısmını belki kurtarabilirdik. Dolayısıyla bu üç ana eksende projelerimiz var. Diğerleri nedir diye sorarsan, benim hem bir toplumcu belediye, yerel yönetimde insana dokunan projelerden bahsedersek, mahalle evlerimiz var, mahalle meclislerimiz var ve kadın sığınma evi değil, kadın yaşam evi. Evet, kadın, çünkü sığınma evi deyince başka bir şey çağrıştırıyor. Ben kendi adıma çocuğa ve kadına dokunmayan bir siyasetçinin ve ülkenin geleceğine bir şey yapma şansı yoktur diye düşünenlerden. O yüzden önce çocuklarımız için kreşler oluşturacağız. Evet, çocuklar için parklar, değil mi? Parklar var zaten, spor var söyleyeceğim. Evet, evet. İkincisi, kadını evden dışarı çıkaracağız. Kadını mutlak ama mutlak üretime katacak. İş sahası yaratacak. Tabii ki iş sahası yaratacak. Şu anda en büyük problem işsizlik. Kesinlikle, bakın, İstanbul'un da, Türkiye'nin de, Şişli'nin de temel sorunlarından biri buradaki gençlerimizin. Şimdi Ekrem Bey dün lansmanını yaptı bizim bölgede. Evet. Ya 2,5 milyon Meltem Hanım, gencimiz var. Evet. Ve bunların %30'unu okutamamışız. Düşünebiliyor musunuz? Ve ciddi bir sayı da Türkiye'den yurt dışına gitti. Evet. Beyin takımı. Bunu mutlak ama mutlak doğru bir stratejiyle kurgulamamız gerekiyor. Bize düşen göre birkaç projemiz var burada. Örneğin tekstille ilgili, giyimle ilgili moda merkezleri yapıp orada eğitim... Sanat merkezi. Sanat merkezi de yapıp... Sanat parkını mutlak ama mutlak bütün yurttaşlarımıza açık, Türkiye değil, dünyaya açık bir sanat parkına çevireceğiz. Orası 7/24 yaşam alanı olacak. 12 ay yaşam alanı olacak. Orada dünyanın önemli sanatçılarını konuk edeceğiz. Türkiye'nin önemli sanatçılarını konuk edeceğiz. Edebiyatçılarını, kültür insanlarını oraya birlikte ortak paydada yaratacağız. Bizden sizden ayrımı yapmadan her kesimden kültür, edebiyat ve sanatta gönül vermiş, o işin uzmanı olan kişileri de getirip stratejimizi onlar üzerinden kurgulayacağız. O zaman modanın, sanatın özellikle merkezi haline getireceksiniz Şişli'yi, değil mi? Şu anda sanat parkı olan yani parkı şu anda, evet. 7/24. Aynen. Bakın şöyle söyleyeyim, bu sanat parkı dediğimiz askeri müze var. Onun yanında bir sanat parkımız var. Şu anda kedilerin bu, evet, kedilerin var. Yoğun olduğu bir yer. Kedilere de, sokak kediler için, sokak hayvanları için de evlerde misafir edilen ister kedi, ister köpek, ister başka canlı. Biz bir kere Şişli'de yaşayan bütün canlılara saygısızlık etme hakkına sahip değiliz. Bu dili olmayan hayvanlar için de geçerli, diğer yurttaşlarımız için de geçerli. Hepsinin yaşam hakkını kolaylaştıracak, ben ne güzel Şişli'de yaşıyorum dedirttirecek bir stratejiyle kucaklamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi tabii şu ana kadar böyle bir projelerinizi toparlamak gerekirse trafik sorunu tabii Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışacağınız bir sorun olarak görüyorum. Ve park, otopark bayağı bir rahatlatacaktır, o 10 bin araçlık bir otopark. Daha da fazlasını yapacağız ama ilk etapta 10 bin. Evet, arka bahçeleri genelde kullanacaksınız diyorsunuz. Çünkü zaten yok, alan yeşil kaldı, yok, yeşil alan yok. Ancak bu şekilde bir çözüm üretebiliriz diyorsunuz. Şimdi büyük binalar da tabii Şişli'ye çok hakim baktığımız zaman. Özellikle tabii geçmiş dönemlerde Şişli'nin tabii çok büyük bir rant var ve belediyede de bir cinayet işlendiğini de görüyorum. Yani hazır yeri gelmişken, bu kentsel dönüşümü konuşacakken. Ve tabii bu cinayeti nasıl yorumluyorsunuz? Baktığımız zaman tabii böyle bir belediyede böyle bir şey işlenmiş olması, artı herkes Şişli ranta mı teslim diye bir, tabii böyle bir söylemler çıktı.
Ve bilenler tabii işin teferruatını bilenler biliyor ama bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir belediyenin tabii adının bu şekilde çıkması kötü. Tabii şu anki dönem için yani Hayri'nin dönemi için de bu hoş bir şey olmadı. Böyle bir dönem. Hayri Bey şanssız bir dönem yaşadı. Yani şöyle bu söyleyeyim. Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim bakın. Şişli 94 yılında Gül Hayatı'yla başlayan bir çok katlı bina ve ranta teslim olmuştur. 94'ten günümüze kadar da Şişli'de bu çok katlı binaların sayısı giderek artmıştır. Bu da birilerinin iştahını kabartmıştır. Dolayısıyla buradan rahmet diliyorum çok değerli bir bürokratımızı, Şişli çalışanımızı rant uğruna kaybetmişiz. Yoksa Cemil Bey'in kişisel olarak kimseyle en ufak bir kavgası, sıkıntısı olan biri değil. Cemil Candaş namuslu, dürüst, iyi bir bürokrattı ve burada yapılan haksızlıklara dur dediği için buradan nemalanan, bunlar kim olursa olsun hiç önemli değil. Buradan nemalanan bir avuç insana teslim olmuştur ve arkadaşımızı kaybetmişiz. Ya siz düşünün ki belediyenin içine girip makamında bir bürokratımız öldürüyor. Bu ne Cemil Candaş için yani ya zaten canını kaybetmiş bu adam genç yaşta. O ailesinin bütün fertleri, eşi, çocukları, kardeşleri, ailesi. Ya kim hani ecelle ölürsünüz Meltem Hanım deriz ki erken öldü, yazık oldu. Bir cinayete kurban gitme hakkını bu rantiyeciler, bu ranttan beslenenler, bu kan emiciler nasıl böyle bir şeyi uygun görebilir? Ben kendi çıkarım için sizi öldürmeyi, siz kendi çıkarınız için beni öldürmeyi nasıl göze alırsınız? Demek ki ne kadar büyük bir hassasiyet olduğu ortada. Ben gerek Cemil Candaş'ın başlattığı, gerek Hayri İnönü'nün devam ettirdiği bu temiz siyaset politikamı devam ettireceğim. Ve Cemil Candaş'ın da orada rahat uyumasını sağlayacak işler yapacağım. Evet. Yani onu geri getirme şansına sahip değilim. Tabii ki. Ama... Ama emin olun ki içimde bir sızıdır, yüreğimde bir sızıdır. Evet. Buradan Candaş ailesine de saygılarımı iletiyorum. Hiç gözü kapalı, ben bu cinayetin de arkasındaki güçler için de söylüyorum. Bunu azmettiriciler için de, bunu azmedip yapanlar için de söylüyorum. Bu bir alçaklıktır. Evet. Bu bir katliamdır. Buna hiçbir kimsenin göz yummaması gerek. Bu arada tabii rant demişken, özellikle o yüksek binalardan bahsetmişken yine kentsel dönüşümle ilgili projelerinizle konuşmak istiyorum. Şimdi tabii Şişli denildiğinde bir tarafta gecekonduları görüyoruz, bir tarafta rezidansları görüyoruz. Bu büyük binalara karşı mısınız? Bir de deprem tehlikesi var. Yani bir deprem toplanma alanı yok. Gerçi Ahmet Ercan Profesör Doktor müjdesini verdi. Herhangi bir büyük deprem beklemiyoruz dedi geçen hafta yayınımızda ama yani olası bir depremde kentsel dönüşüm, hatta siz yerinde dönüşüm diyorsunuz. Evet. Tabii yerinde dönüşümü yapmak biraz zor olmayacak. Yok. Nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim bakın. Şimdi burada Şişli'de yaşayan yurttaşlarımızın yaklaşık 40 ilden buraya göç etmişler. Evet. Yaklaşık. Yani %7 oranla başlayıp işte 5, 4, 3, 2, 1 her yaklaşık 40 yıl. İnsanlar kendi doğdukları yeri niye terk ederler Meltem Hanım? Daha iyi bir yaşam için, daha güzel bir yaşam için, çocukları için, gelecek vadeden işler yapmak için insanlar buraya gelmişler, gecekondu yapmışlar, kahrını çekmişler. Siz o zaman devlet olarak buna bir çözüm üretmemişsiniz. Bugün diyorsunuz ki, tamam siz 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl önce geldiniz ama sizi buradan alıyorum, sizi başka bir yere götürüyorum. Buraya da ben kendi kafama göre birilerine peşkeş çekeceğim. Ben de diyorum ki, bu kentsel dönüşüm bütün yurttaşlarıma, kentsel dönüşüm olan mahallelerimiz yaklaşık 10 civarında. Diyorum ki, gönlünüz rahat olsun. Bunu Muammer Keskin tek başına Şişli Belediye Başkanı olarak çözemez. Buna ana kenti de katmam gerekiyor ama en önemlisi sizi katmam lazım. Burada yaşayan yurttaşlarımın da buna inanması lazım. Onların da fedakarlık etmesi gerekir. Aksi takdirde bu kördüğüm daha da büyüyecek. Bizim önerimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da benim de birlikte proje geliştirip bu insanları yerinden etmeden
ve onların yerine göz koymadan. Bu çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar kentsel dönüşümler ya da bu tür çok katlı binaların yerlerini yok pahasına alındı insanlardan, oraları birilerine peşkeş çekildi. Oysa ben diyorum ki, bakın bunları bir tarafa bırakalım. Bu insanların yerinde yurdundan etmeden nasıl burada tutabiliriz ona bakalım. Bunun için de bu mümkün. Bu hayali bir şey değil. Bakın iki tane somut örnek vereyim size. Biri Suru Kule'dir. Ya Roman vatandaşlarımızın renkliliğini, Roman vatandaşlarımızın keyifli yaşamını, yoksulluklarına rağmen, bir sürü sıkıntılarına rağmen biz bilmiyor muyuz? O yüzden emin olun ki sizden şunu rica edeyim. Burada çok ciddi bir strateji belirleyeceğiz ve bütün yurttaşlarımız bilsin ki yerinde dönüşüm mümkündür ama onların da bazı fedakarlıklar ve onların hak kaybı olmadan, onların mallarını, mülklerini birilerine peşkeş çektirmeden biz Şişli'deki aşağı yukarı 10 civarındaki mahallemizdeki kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm olarak gerçekleştireceğiz. Yani diyorsunuz ki şu anda Paşa Mahallesi sanırım değil mi? Aşağı, Yayla, İzzet Paşa. Bir taraf Rezidans, bir taraf Gecekondu. Aynen bakın şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Mahallesi sizin hemen yanınız, Doğatepe'nin yanı. Cumhuriyet Mahallesi'nde rezidanslar dolu. Orada 1+1 daire 500 bin dolar. Kirası 5-6 bin lira. Hemen yolun karşısı Paşa Mahallesi. Orada 3+1 daire 500 bin lira etmiyor. Kirada git 2 bin lira, 3 bin lira. Böyle bir haksızlığı siz burada yaşayan yurttaşlara nasıl yaparsınız? Yapıyorsanız o tarafı da yapsaydınız. Orayı da bir şekilde plana koyup planlı bir şekilde yapsaydınız. O yurttaşlara da masraf ettirmeseydiniz binalarını çarpık çupruk yaptırmayı. O yüzden emin olun bizim dönemimizde bu tür çarpıklıklar izin vermeyeceğiz. Becerebildiğim kadarıyla. Hepsini beceremeyebilirim. Bunu da çıkıp yurttaşlarımla paylaşacağım. Diyeceğim ki bakın Meltem Hanım, ben size şu sözü vermiştim ama şunun için yapamıyorum. Şundan dolayı gelin birlikte el ele verelim, kol kola girelim, biz bu işi beraber yapalım. Bunu da yapacağım. Bunu yapmaya hem birikimim var, hem arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın iyi bir ekibimiz var. Mutfağımız oldukça iyi iş üreten bir mutfaktır. Biz bu mutfaktan çıkardığımız ürünleri de topluma sunmaya çalışacağız. Evet. Burada tabii ben de bir seçmenizim. Ve doğal olarak tabii özellikle tabii konuşulanları da dışarıdan duyduklarım da sizin yapamayacağınız şeyler konusunda herhangi bir şekilde bir söz vaat etmiyorsunuz. Yani asla. Bunu yapamam dediğiniz. Asla. Mesela bazen öyle talepler geliyor ki şimdi ben siyasetçi olarak bakarsam ya Meltem Hanım'ın gönlünü kazanayım, yapayım diyebilirim. Bugüne kadar siyasetçiler bunu yapıyorlar. Hepsine haksızlık edemem. Çok ciddi bu işi farklı yapan meslektaş diyeceğim ya da belediye başkanı diyeceğim arkadaşlarım var. Ama ben Muammer Keskin olarak bütün yurttaşlarıma söz veriyorum. Ben sıra dışı bir belediye başkanı olacağım. Ben koltuğunda oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Yurttaşıma söz verdiğim şeyleri ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğim. Yapamayacaklarımı verdiğim sözlerden de yapamayacaklarım çıkabilir. Onları da gidip onları anlatacağım. Diyeceğim ki evet diyeceğim ki bak şu bardağı kaldırma benim tek başıma yetmiyor. Gel bir tarafından da Meltem Hanım sen tut diyeceğim. Dolayısıyla bütün yurttaşlarım şunu iyi bilsin ki bu belediye 1 Nisan'dan itibaren burada yaşayan yurttaşlarımın tamamının belediyesi olacak. Onların bir problemi ister camide, ister cemevinde, ister havrada, ister kilisede, ister hiçbir şekilde buralarla ilgilenmeyen bütün yurttaşlarımın ortak alanı. Çünkü benim babamın yeri değil ki burası. Evet. Ben bir kamu kurumunun seçimle gelen belediye başkanı olacağım ve bu başkan olarak da bana verilen yetkileri kullanacağım. Bunu kendim için de kullanabilirim, toplum için de kullanabilirim. Evet. Ben bir söz verdim buradaki yurttaşlarıma. Dedim ki, benim çekirdek ailem ve yakın çalışma arkadaşlarım bu görevlere geldiği günden itibaren mal beyanında bulunacaklar ve buradan zenginleşmeyecekler. Hayır artış olur. Ben iş güç yapıyorum. Buradan zenginleşmeyeceğiz. Evet. Belediye olanaklarını kullanarak, yani şimdi diyelim ki arkadaşım belediye meclisi ama bir kendinin uzman olduğu bir işi var. Şimdi o işini artış bırakmayacak. Artış olmaması demek yanlış olur. Ama belediye olanaklarını kullanarak zenginleşmeyeceğiz. Hiçbirimiz ama. Yakın ailem asla zenginleşmeyecek. Yani böyle bir talepte dahi bulunamazlar.
Beni tanıyan arkadaşlarım biliyor. Ama onun dışında kalanlarsa namuslu çalışacaklar. Eğer benim bürokratımsa, benim kadromda beraber meclis üyeliğini yapacaklarsa onlar da mal beyanında bulunacaklar ve toplumun önünde biz bir taahhütname imzalayacağız. Bu taahhütnameyi de dördünde açıklayacağım. Peki şimdi burada evet dördünde de özellikle... Dördünde saat 11'de saat bekliyorum. 11'de. Eğer evet, sizler de ki, gelirseniz çok keyif alırım. Bu arada şimdi tabii bazı projelerinizde mutlaka ki Büyükşehir Belediyesi ile çalışmanız gerekiyor. Evet. Ve Ekrem İmamoğlu'nda da baktığımız zaman bu projeler çok rahat yürüyeceği belirtiyor. Evet, o çok ama, örtüşen projelerimiz evet, var. Hatta geçen gün yine Şişli'de beraber sizi gördük. Pazar ziyaretiniz olsun. Doğru. Kutuş Caddesi'nde yine biz sanırım bildiğim kadarıyla orada mahalle evleri değil mi? Ya. Onlardan sonra mahalle evi oluyor. Mahalle evleri şöyle, orası değil tabii, orası bir seçim ofisi. Evet. Şimdi mahalle evleriyle ilgili birkaç şey söyleyebilirim eğer sorunuz evet, bittiyse. Tabii ki. Şimdi bakın. Şu anda Şişli Belediyesi veya başka belediyelerde bu tür yerler var. Adları farklı olabilir. Biz her mahallede bir mahalle evi açacağız. Mevcutları daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacağız. Evet. Orada oturan yurttaşlarımız, kadını, erkeği, genci, yabancı dilden alın, diğer beceri, el becerilerini ve fikirle ilgili, sanatla ilgili becerilerini oraya yansıtacaklar. Onları kolaylaştıracağız. Bakın, teknoloji ve bilgi çok, bilgi çağında, bilgi ötesi bir çağda yaşıyoruz. Artık bizim gençlerimiz gidip dünyanın filanca ülkesinde, Çin'de yarışıyor, İngiltere'de yarışıyor, Avrupa'da yarışıyor. Biz bu çocuklarımıza olanaklar tanıyıp, buradan yetiştirip, uzmanlaştırıp, onları Türkiye'nin geleceğini hazırlayacak kadroların içerisine katmamız lazım. Bir, bunları yapacağız. İki, mahalle meclisleri oluşturacağız. Asıl önemsediğimiz şey budur. Çünkü yereldeki halkın tamamını bu işe katacağız. Benim belediyeye bile gelmeyecek. Gelmeye ihtiyacı duymayacak. Ben onun ayağına gideceğim. Ben onun sorununu yerinde inceleyeceğim. Oradan birlikte ürettiğimiz çerçevede de bu stratejiyi belirleyeceğiz. İkincisi, kadın meclisleri oluşturacağız yine mahallelerde. Üçüncüsü, çocuk meclisleri oluşturacağız. Onların da emeğini, göz nurunu bu işlere katacağız. Daha önemlisi, yerel yönetimin ilk ayağı olan muhtarlarımızla ilgili ciddi altyapı çalışmaları ve birlikte ne yapabiliriz konuşacağımız çalışmalar yapacağız. Buradan çıkan sonuçları da tartışacaklar. Burada Cumhuriyet Halk Partileri olmayacak. Şöyle bir yanlış anlaşılma olursa lütfen onu yurttaşlarıma söyleyeyim. O mahallede yaşayan, örneğin Doğatepe Mahallesi'nde bir meclis oluşacak. Siz bir televizyoncu olarak o meclisin içinde olmanız lazım. Başka bir arkadaşım başka bir şapkasıyla orada olmalı. Buna AK Parti'ye oy verenler de olmalı, DSP'ye oy verenler de olmalı, MHP'ye başka partilere oy verenler olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meclisi olmayacak orada. Bütün yurttaşlarımın katıldığı, katkı sunduğu ve kendisini orada gördüğü bir meclis oluşturmaya çalışıyoruz. O meclis Doğatepe'nin sorunlarını benden çok çok iyi bilir. Onların getirdiği sorunları da ben çözmek zorundayım. O da benim işim. Evet, peki şimdi hemen soruma dönüyorum. Şimdi Ekrem Bey'le bu projelerin tabii baktığımız zaman çok kolay yürür. Ama diyelim ki siz Şişli Belediye Başkanı oldunuz ama Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olamadı. O zaman ne olacak? Bir kere hiç aklınıza getirmeyin. Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Olacak eminim. Ben başka bir yerden söyleyeyim size. Şişli'nin önemli sorunlarından, aslında İstanbul'un önemli sorunlarından bir tanesi bağımlılıktır, uyuşturucudur. Evet, kesinlikle. Şimdi diyelim ki bağımlılık ve uyuşturuculuk çözmek benim işim mi? Belediye başkanı olarak. Değil değil mi? Değil. Ama ben bir görevi üstleniyorum. Çünkü diyorum ki benim bölgemde yaşayan bir tek çocuğumun hayatını değiştirecek, ona dokunacak, onu bu illetten kurtaracak bir iş varsa ben elimi değil bedenimi o işe koyarım. Ne yapacağım biliyor musunuz Mert Hanım? Gideceğim emniyetin kapısında yatacağım. Kaymakamın kapısında yatacağım. Valinin kapısında yatacağım. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında. Ekrem Bey zaten bunun benden daha çok isteyen biri. O yüzden benden daha çok şanslı bir şekilde onun oraya gelme şansı var. Ben Şişli'de zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy potansiyelini bütün yurttaşlarım biliyor. Yeter ki onlar kafalarındaki soru işaretleri varsa onları bize aktarsınlar. Çözelim. Ondan sonra yola devam edelim. Gideceğim bir tek çocuğumuzun hayatını, bir tek gencimizin hayatını değiştirecek ne varsa ben belediye başkanları olarak veya Muammer Keskin sıfatıyla hep onların yanında olacağım. İstersen emniyetten beni kovsunlar. Gideceğim kapısında yatacağım.
Bu sorunu benim sorunum değil tek başına. Emniyetin de tek başına çözme şansı yoktur. Lojistik destek vermek zorundayız. Dolayısıyla birbirimizi anlayacağız. Birbirimizi çok ciddi olarak değerlendireceğiz ve ondan sonra Allah büyük. Programımızı seyredenler bilirler zaten bağımlılıkla ilgili yayın yaptığımızda gerçekten veriler açıklandığında biz donup kaldık. Özellikle internetten bile çocuklar bağımlı yapılabiliyor ve çok ciddi rakamlar söz konusu. Tabii bu konuda da projelerinizin arasında bunun da olması çok güzel. Şimdi uyuşturucuyla ilgili mücadelem olacak dediniz. Evet. Onun dışında moda merkezi projeniz var. Çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik, kadınların özellikle iş yaşamında yer almasına yönelik çok güzel projeleriniz var. Engellilerle ilgili projeniz var. Var tabii ki yani bu tabii bir program. Evet, değil mi? Şöyle projeleri söyleyeyim. Anlatmaya yetiniyor. Evet, bakın Şişli'de yürüyen, yaşayan yurttaşlarımız biliyor ki yaşlısı, genci, çocuğu, kadını bugünkü bu kaldırımlarda, bu yollarda yürüme şansı yok. Evet. Özellikle siz kadınlar topuklu bir ayakkabı giyip de yolda yürüme şansınız yoktur. Ben size söz veriyorum. Hemen yarın değil ama burada yaşayan yurttaşlarım şunu iyi bilsin ki özgürce, rahatça yürüyebileceği kaldırımlar, caddeler olacak. Buradaki eksiklerin hepsini aşağı yukarı biliyorum. Bölgesel olarak, lokasyon olarak biliyorum. Bunların da hızlı bir şekilde telafisini gerçekleştireceğim. Ve sizin gerçekten akşam, gündüz, gece rahatlıkla bir arkadaşınızla çıkıp bir yerde bir kahve içmek için gittiğinizde ayakkabınızın topuğu kaldırımda ya da caddede sıkışıp kalmayacak. Bunları çözecek bir şeyimiz var. İki, engelliler veya dezavantajlı gruplar. Tüm için söylüyorum. Engelliler ve dezavantajlı grupların tamamı için söylüyorum. Mutlak onların hayatını kolaylaştıracak. Burada görme özürlü arkadaşlarımız var, işitme engelli arkadaşlarımız var, yürüme engelli arkadaşlarımız var, şehit ve gazilerimiz var. Evet. Bunların her birine kucak açacağım, her birine dokunacağım, her birinin yaşamını kolaylaştıracak. İster dernekleri aracılığıyla, ister bireysel. Bunlar bir belediyenin yapması gereken işlerin başında gelir. Bak. Elektrik, su, çöp. Bak biraz önce çöpü konuştuk. Evet. Çöp hayati bir şey. Hı-hı. Ama kardeşim benim asli görevim çöp. Ya asli görevim çöp. Ben akşam evime gidiyorum, eşime diyorum ki dua et eve geldim. Ya zaten senin evin burası yani. Dua et eve geldim demek. Evet. Bu da asli görevi. Çöpünü de alacak. Diğer şeyleri de belediye yapmak zor. Ama bunlara zaman ayıracak, para ayıracak, kadro ayıracak. İşte biz ona sosyal ve toplumcu belediyecilik diyoruz. Birlikte yöneteceğiz yani bakın. Ayrıca evet. Toplumcu belediyecilik sadece mahalle evi ya da bunu yapmak değil. Bütün yurttaşlarımızı yönetime katacağız. Birlikte yöneteceğiz. Mahalle evlerinde, mahalle meclislerinde, kent konseyinde, bütün sivil inisiyatiflerde kadını, erkeği, çocuğu, genci hepsini katacağız. Ve onların bu çorbada tuzu yoksa o iş başarılı olmaz. O kadar da netim yani. Peki şu anda zaten belediye egzersizi sporu teşvik ediyor. Yazın bildiğim kadarıyla ormana da var, devamlı belediyenin araçları götürüyordu. Var. Yani herkes için spor demişsiniz. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz obezite oranları çok çok arttı. Artık yani sınırları zorlamaya başladık ve bu gitgide de artmaya da başladı. Şöyle, yani sporu teşvik etmek için Mert Hanım şöyle söyleyeyim. Ben bölgemizde çok sayıda amatör ve profesyonel spor kulüpleri var. Bunların bir bölümü yoksulluk demeyeyim de ekonomik sıkıntıdan dolayı istedikleri şeyleri yapabiliyorlar. Sonuçta spora para ayıran insan sayısı hepimiz evet. açısından bakın bütçelerimizde de hayati önemi olan işlere vakit para ayırmadan spora ayırma şansınız yok. Yani sizin kalkıp da tabii. bir spor kulübüne yazılıp da önce karnınızı doyuracaksınız, barınacaksınız. Dolayısıyla ben spor kulüp başkanlarıyla, spora gönül veren yurttaşlarımla şöyle bir ortak paydadayım. Hepsiyle hiçbirini ayırt etmeden uzmanlık alanları ne olursa olsun. Örneğin bölgemizde güreş federasyonu da var, futbol okulu da var, basketbol yapan da var, tekvando yapan spor kulüpleri de var. Bunların hiçbirini birbirine ayırt etmeden her birine eşit mesafedeyim ve onları bir araya getirip Şişli'den başarı hikayeleri yazacak sporcular yetiştirmek. Gençlerimizi işte uyuşturucudan kurtarmak istiyorsak çocuklarımızı oraya. Kesinlikle. Kadınlarımızı bunalımdan, evden ya da sıkıntıdan kurtaracaksak spor yapmaya yönlendireceğiz.
kültürel ve sanata yönlendireceğiz. Örneğin Levent Üzümcü arkadaşımızı biz hani siz sormadınız, ben söyleyeyim. Levent Üzümcü arkadaşımız bizim kadromuza katıldı. Meclis grubumuzun içerisinde. Sağ olsun bizi kırmadı. Levent'le birlikte biz kültür politikalarımızı konuşacağız. O da gidecek kendi alanındaki edebiyat, sanat, tiyatro, sinema. Bakın siz hatırlamasınız ama ben geldiğim yıllarda Şişli'ye açık hava sinemaları vardı. Çok sayıda tiyatrolar vardı. Evet. Harika oyunlar sergileniyordu. Seyyar sinemalar, seyyar tiyatrolar gidiyordu. Bugün bunların bir tanesi yok burada. Bakın burası önemli bir ilçedir. Ben buranın sadece ekonomik olarak bakmıyorum. Burayı bir sanat merkezi, bir kültür merkezi, ticaretin merkezi, sanayinin merkezi olan bir ilçedir. Bunları daha da canlandıracak, bunları daha da hareketlendirecek projelerim var. O projeleri de hayata geçireceğim. Sizin moda dediğiniz sadece modayla sınırlı değil. Bakın bizim bölgemizde Osmanlı Parkı. Evet. Sanat merkezi projesini söyledim. Yani o sanat parkını çok ciddi, verimli kullanacağız. Moda merkezi. Moda merkezinden kastımız da şudur. Sadece moda değil, bir de yeme içmeyle ilgili projemiz var. Evet. Gurme ve tekstil. Bakın bir sürü ünlü marka bize geliyor. Bizim bir tane markamız yok. Bir marka oluşturmak zorundayız. Birden fazla. Bizim de yani bir sürü markamız var. Bildiğimiz, kullandığımız. Ama bu markalar dünyada yarışamıyor. Bunların koşulları nelerdir? Bu tabii ki Şişli Belediyesi'nin yapacağı tek başına değil. Ana kenti de alacağız. Oturacağım Ekrem Bey'e de. Onunla birlikte bu işin uzmanı olan arkadaşlarımızla ciddi bir strateji belirleyip hem aynı zamanda iş anlamında orada yetiştirdiğimiz gençleri bir yerlere de servis etme şansımız var. Tam başka bir karşı tarafa geçince gıdayla ilgili. Bugün turizm sektörünün önemli aktörleri bizde. Ciddi olarak ikinci eleman yani nasıl söyleyeyim kalifiye eleman sıkıntısı çekiyorlar. Biz bunları yetiştirmesinde onlardan bir ücret almayacağız. Onlara diyeceğiz ki bak şöyle şöyle arkadaşlar yetiştirdik şunları da siz istihdam edin. Bunlar iş sahası da yaratacağız bu vesileyle. Ve hem yeme içmede gurme olacak nitelikte genç dinamik bir sürü çocuğumuz var. Telef oluyorlar, harcanıyorlar. Biz bunları da üretime katıp aynı anlamda kadın için geçerli. Bir sürü el emeği olan kadınımız var. Kapalı bir dünyada, kapalı bir devre çalışıyorlar. Kimseye ulaşamıyorlar. Ve bu ulaşamayan insanları da biz bir şeylere mahkum ediyoruz. Buradan kurtulmak zorundayız. Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, öncelikle çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. O yoğun tempoda zaman ayırıp programımıza geldiğiniz için. Gerçekten projeleri konuşmaya süre yetmedi diyebilirim. Nefes alan, aldıran bir Şişli diyorsunuz. Herkes için spor diyorsunuz. Onun dışında her yaşa eğitim, kadınlarla ilgili projeleriniz var. Çok güzel. Yeşil alana elimizden geldiğince değerlendirebileceğimiz her yeri değerlendirecek diyorsunuz. Ve Şişli'nin umarım o en büyük sorunları, trafik, Büyükşehir Belediyesi ile de beraber, onun dışında otopark sorunu ve yeşil alan sorunu ve hallolmuş olacak ve kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm olarak yapacağız diyorsunuz. Evet. Son cümleleriniz neler? Şu ben anda şöyle söyleyeyim, bizi izleyen Şişli'de yaşayan yurttaşlarım ya da yolu Şişli'ye düşen bütün yurttaşlarıma şuradan emin olsunlar, göreve geldiğimden itibaren eşit, adil ve şeffaf davranacağım. Şişli'nin gelirlerini Şişli'ye harcayacağım. Şişli'nin bugüne kadar birikimlerini peşkeş çekmeyeceğim, çektirmeyeceğim, çekilmişlere müdahale edeceğim. En önemlisi de bugün hem Şişli'de çalışan personelimiz için, kadromuz için söylüyorum, emekçisinden memuruna kadar, alın teriyle namuslu çalışanlar bizim başımızın tacıdır. Birlikte onlarla birlikte Şişli'yi güzelleştireceğim. Şişli'li yurttaşlarımı bu işe katacağım. Onlardan aldığım geri dönüşümlerle Şişli'deki yurttaşlarıma en çağdaş, en güzel belediye hizmetlerini sunmak için çaba sarf edecek bir arkadaşlarının olduğunu bilsinler. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri, 5 yıl sonra görevimi devrederken, evet ya burada şöyle de yapılabiliyormuş dedirttirebilmektir. O da yurttaşlarımla birlikte yapacağız. Çalışma arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Kadromuzla birlikte yapacağız. Bunlar da halihazırda mevcut. Çok da nitelikli kadrolarımız var. Bize inansınlar, güvensinler. Bizi tanımıyorlarsa bizimle temas kursunlar. Biz onlara gitmeye çalışalım.
Ve tabii ki burada yaşayan bütün yurttaşlarımın oyuna talibim. Ne kadar çok yüksek oy alırsam o kadar başarı hikayesi yazma şansına sahip olduğumu bilmelerini isterim. Özellikle küskün bir CHP seçmeni var. Onlara da ayrıca bir şey demek ister misiniz? Oy kullanmayacağını söyleyen. Şöyle söyleyeyim. Türkiye başka bir yere gidiyor. Şimdi bir beka sorunu diye adlandırıyor ama ben yerel seçimlerin bir beka sorunu olduğunu düşünenlerden değilim. Ama bilmelerini isterim ki bu yerel seçim, yani daha doğrusu yerel yönetim dediğiniz şey demokrasinin beşiğidir. Demokrasi içselleştirmemizden kaynaklanan ve önemsememiz gereken bir yerdir burası. Bazı eksiklikler ummadıkları ya da partiye yönelik ya da adaylara yönelik ya da meclis üyelerine yönelik mutlak eksikler yapılmıştır. Ama bu eksiklikleri bir şekilde Şişli'den telafi etmeye gelen bir arkadaşlar olduğunu bilmelerini isterim. Şişli'de biz demokrasinin geleceği açısından da atacağımız adımlar önemli. Demokratım demek yeterli değil. Ben insan odaklı biriyim. İnsanın olmadığı, canlının olmadığı hiçbir yerde başarı hikayesi olmaz. Orada da en büyük şey siz kadınlara düşüyor. Buradan da sizin aracılığınızla özellikle kadın yurttaşlarım bu konuda biraz daha duyarlı. Zaten duyarlıdırlar, bize göre çok daha duyarlıdır. Hem çocuklarımızın geleceğini inşa etmek hem de siz kadınların üretime katılmasını sağlamak. Yani kadının elindeydiği her yer farklılaşıyor. Yani oturmadan kalkmaya, yemeden içmeye her konuda kadının, bunu da bir şey olarak söylemiyorum, yani bir aday olarak söylemiyorum, yaşamın her alanında. Yani şöyle söyleyeyim size, kadın mesela bugün belediye meclis kurumumuzda hiçbir yerde olmayacak ölçüde kadın arkadaşlarımıza yer verdik. Sayısı yeterli midir? Değil. Ama emin olun ki çok ciddi olarak kadın emeğini ve kadına yarın göreve geldiğimde de belediye personeli açısından da söylüyorum. Daha pozitif ayrımcı davranacağım. Kendi kadrolarım için de geçerlidir. Daha pozitif davranacağım. Kadını öne çıkaran işlerin daha da çok olacağı bir döneme gireceğimizi bilmelerini isterim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben süremi aştım. Şişli Belediye Başkan Adayı, CHP Belediye Başkan Adayı Muammer Kesin, çok teşekkür ediyorum. Projelerinizi değerlendirdik. Şişli'yi konuştuk bu programımızda. Sürçülisanet İstek Affola bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın. Teşekkür ederim.